10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Bugün 10 Ocak 2023. Saat 09. Karabük Yenişehir Mahallesi'nde. Karabük Demirçelik Fabrikalarının eski lisan laboratuvarının oradayız. Eski lisan laboratuvarı diyorum. Burası şimdi Hoca Yesevi İmam Hatip Ortaokulu oldu. Atatürk'ün kurduğu demirçelik fabrikalarında Kardemir'de öyle bir Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu. Atatürk'ün kurduğu Karabük Demirçelik Fabrikalarında çalışanların, işçilerin, memurların yabancı dil, İngilizce veya Fransızca bilmesi için bir laboratuvar kurulmuş buraya. Lisan laboratuvarı. Lisan laboratuvarı da işçiler, memurlar, çalışanlar yabancı dil biliyordu. Şimdi ise dediğim gibi burası Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu oldu. Benim esas gelmek istediğim nokta şu mühendisler kulübü tadilat gördü. Oraya şöyle bir bakmak. Ve Karabük'te hava yaklaşık sıfırın altında, eksi dörtlerde. Sisli puslu bir hava yok. Güneşli bir hava var. Sen beni mi takip ediyorsun? Beni mi takip ediyorsun sen? Adın ne senin? Hadi gel bakayım, gel. Gel gezelim, gel. Şurada Vatan Hastanesi var. Memur Hastanesi. Demirçelik Hastanesi. 3 tane de var. Öncelikle şu Yenişehir kulübüne bakalım. Kaç gündür oraya gitmek istiyordum. Fırsat olmadı. Bir kere çekim yaptım. O zaman da dış görüntüler gitti. Peşimden mi geliyorsun? İyi, gel bakayım, gel. Tamam, gel. Adın ne senin? Gel. Soğukta acıkmıştır. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı. Burada tadilat devam ediyor. Girebileceğiz mi bakalım? Yeni adı Yenişehir Kulübü olarak yazılmış. Kilitli mi? Hayır, sadece bir sürgü. Yani legal yollardan giriyorum. Sen gelme ya, şimdi kızarlar falan. Kapatalım. Sen burada bekle, ben geleceğim birazdan. Burada lambalarda bir güzel estetik katılmış. Yenişehir Kulübü'nün Y'si. Bahçe lambası. Cam, çerçeve, her şey kırık durdu. Şimdi pırıl pırıl olmuş. Kardemir Yenişehir Kulübü olarak tescillenmiş sayılır. Çok güzel bahçe düzenlemesi de yapılmış. Bakalım açık.
maalesef tabii ki kapalı. Alternatif yollar deniriz. Nedir alternatif yollar? Şuradan içeriği görüntülemeye çalışıyorum ama olmuyor. Bahçeyi görürüz bizi. Bahçe diz boyu yabani otlarla doluydu. Burada yürümek imkansızdı. Şimdi ne kadar güzel olmuş. Bu havuz gözükmüyordu. Gayet güzel. Ümit ve senin şarkısı aklıma geldi. Ne hikmetse. Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günleri. Neyse gerisini söylemeyeyim. Bahçe mükemmel. Burası yabani otlar vardı. Yürünmüyordu burada. Daha önce çekmiştim. Evet. Evet. Havuz gayet güzel. Ortaya çıkmış. Şu devasa ağacı çekeyim. Bakın ne kadar güzel. Bakınca her şey güzel oluyor ya. Daha önce korkunç derecedeydi. Şu açıdan daha önce çektim. Görüntüler var da onları bir terslik nedeniyle yayınlayamamıştım. Montaj edeceğiz mecbur. Mavi odasını, içerideki salonu, hepsini. Bakalım burada var mı? Belki açık kalmıştır. Yok değil. Neyse. Bugünlük bu kadar diyelim.